Bir dağcılık kulübü ile birlikte iki Likya yürüyüşümü gerçekleştirdim. Bu yürüyüşte benim bu coğrafyaya olan başlangıcımdı. Bir dağcılık kulübü ile yaklaşık 40 kişi basit bir rota oluşturarak 2 gün yürüyüş yaptık. Bu yürüyüş Kelebekdağ Vadisi'ne inişi de içeriyordu. Kelebekdağ Vadisi'ne inip çıktıktan sonra Kuşadası'na döndük ve arkadaşımla dedik ki biz buraya bir daha gelmeliyiz. Hemen akabinde 3 gün sonra yolumuz yine buraya düştü. Bir haftalık bir yürüyüş oluşturduk. Yalnız öğrenci olduğumuz için fazla ekipmanımız yoktu. Biraz düşük ekipmanlarla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Yine de çok keyif aldık. 65-70 kilometre yürüyerek Patara'ya ulaştık. Ve daha sonrasında Kuşadası'na döndük. İlk hikayem böyle başladı. Evet, o çok merak ettiğiniz yerdeyiz. Likya yolundayız. Sosyal medyadan çok ulaştınız bana. Oraya ne zaman gideceksin dediniz. İşte bugün geldik. Likya yolunda kaç kilometre yürüyeceğimizi Batur Alp söyleyecek. Bizim rehberimiz o. Ben de arkadaşım Yasin'i aldım bugün. Onunla birlikte 3 kişi Paralya'ya gidip kamp atacağız. Daha sonra Kabak Koyun'da bu işi bitirmeyi planlıyoruz. Hava tam istediğimiz gibi Ölüdeniz'de, biraz kapalı. Öğleden sonra güneş açacak. Size daha güzel manzaralar göstereceğiz. Ama yürüyüş için biraz havanın serin olması lazım. Tam Nisan ayı, hafif yağmur da var. Yarın biraz yağmurlu gösteriyor. Ama bu işin jargonu, kuralı da bu. Hadi gelin güzel ve eğlenceli bir bölüme sizinle birlikte başlayalım. Likya yolu gezimiz başlasın. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. So they say. It's a new turn. Turn of the leaf. Yani ben yaklaşık 12 yıldır falan Türkiye'nin birçok yerinde yürüdüm. Yürümeye de devam ediyorum. Hem kamp hem doğa yürüyüşü anlamında. Ama bu rota diğerlerinden çok farklı bir rota. Yani yürürken her metresinde farklı bir manzarayla, sürpriz bir manzarayla karşılaşabileceğiniz bir rota. Dolayısıyla buranın çok 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 güzel bir ortamı, ambiyansı var. Ben yorgunluk hissetmedim. Güzel. Fethiye havasından mıdır? Bence daha çok sistem. Evet. Burada bir duralım. Tamam. İlk mola yerimiz galiba. İleride bir belde var. Kozağaç diye geçiyor. Orada su ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Tamam. Rotada Ölüdeniz'den bu yana harici bir su noktası yok. Şu an içinde bulunduğumuz konum manzara itibariyle çok güzel bir nokta. Şu an sistem ötürü gösteremiyoruz size manzarayı. Açılmasını bekleyeceğiz. Açılırsa gösterebileceğiz sizlere. Yolda yürürken kırmızı ve beyaz işaretlerden bahsetmiştik. Bunlar zamanla silinebiliyor. Bölge çok güneşli. Aynı zamanda da burada görüyorsunuz zaten. Çok sisli ve yağışlı bir bölge. Bu işaretler Kültür Rotaları Derneği tarafından gönüllülük usulüyle her sene yenileniyor aslında. Burada da güzel bir örneği var. Silinmiş bir işaret var burada, kırmızı şekilde görüyorsunuz. Yürüyüşçüler rotadan şaşmamak için buralara baba koyuyor. Siz de bu yolu yürürken aslında İşaretleri eksik gördüğünüz noktalarda taş koyup siz de babalara destek olabilirsiniz yürüyüşe. Böylelikle rotadan şaşmamış olursunuz.
Kozağaç bölgesine geldik. Tahminim 1500 adım, yani 7-7,5 kilometre yürüdük. Şimdi Kirme bölgesine gideceğiz. Hemen hemen bugünün yolunu yarıladık. Yolumuz daha var. Sis çöktükçe çöküyor. Hava yürümek için çok güzel. Ama manzarayı biraz kaçırabilirsiniz. Hadi devam edelim. Likya yolunda ilk günü bitirdik. Herkes biraz yorgun. Yemeğimizi yaptık. Sağ olsun Yasin. Bugün bize bulgur pilavı yaptı. Çayımızı da demledi. Biraz hava yağışlı. Bir iki saatlik yağış gözüküyor. Biraz güne yağmurla uyanacağız ama ondan sonrası açık. Bence keyifliydi. O yüzden ister istemez. Ama her şeye rağmen süper, güzel bir gün ama bir o kadar da yorucu. Geldiğimiz final noktası. Aslında finalimiz yarın olacak ama bugünün finali de güzel oldu. Bugün de çok güzeldi. Kelebekler Vadisi'nde Faralya'dayız. Yani dünyaca ünlü bir yer burası. Çoğu kampçı burayı bilir. Batur Alp yarın bizi ne bekliyor? Açıkçası şu an yarını düşünüyorum. Bugün yağmur yedik ama çok fazla bir yağmur yoktu. Sabah 6 ile 8 arasında iyi bir yağmur var burada. Çadırlarımızı ona göre kurduk. Son bir yatmadan önce herkesin bir çadırını kontrol etmesini tavsiye ederim. Özellikle kenarlardaki gerdirme iplerini ciddi anlamda kullanmalıyız. What a strange road I've taken to find you. All the signals and the signs I was blind to. It don't matter how I got here eventually. Günaydın. Sabaha kadar yağmur yağdı. Dün baktığımızda 2 veya 4 saat maksimum yağmur veriyordu. Ama sabaha kadar yağmur yağdı, evet. Kelebekler Vadisi bize her yüzünü gösterdi. Kelebekler Vadisi'nden ayrılıyoruz, Faralya'dan. Biraz bekledik. Sabah 7 gibi uyandık ama saat şu an 11. Çünkü çadırlarımızın kuruması lazımdı. Nemli toplayamazdık. Artık yeni rotamıza, Kabak Koyun'a doğru yola çıkacağız. Orada biraz rampa çıkacağız. Daha sonra inişimiz devam edecek. Güzel bir yere gidiyoruz. Hadi hep birlikte gidelim. Önceki gün Ovacık'tan Faralya'ya yürümüştük. Bugün aslında tam olarak Likya yolunda yürümüyoruz. Alternatif bir rotada yürüyoruz. Burası Fethiye alternatif rotası. Bugün ne yapıyoruz? Aktaş'a yürüyeceğiz öncelikle. Aktaş'ta gördüğünüz işaretler kırmızı ve sarı. Biz hangi yoldan yürümüştük? Kırmızı ve beyaz yoldan yürümüştük. Asıl Likya yolu işaretli olarak kırmızı ve beyaz. Baktığınız zaman 2-3 farklı nokta var. Tamamıyla panoramik olarak Kelebekler Vadisi'ni gören. Bu yüzden bu rotayı seçtik. Sizce de Likya yolunu yürümeye değmez mi bu manzara? İşte Likya yolu böyle bir yol. Her zaman sizi böyle güzel, şahane tablolar karşılayabiliyor. Biz de bunlardan nasiplenenlerdeniz. Yani mutlaka yürürken, tabii hangi yöne yürüdünüz,
siz belirleyeceksiniz onu. Sağınızda manzara olacak, solunuzda manzara olacak. Yorulmamanızın sebebi de bu. Burası sizi dinlendiriyor. Finalden önceki son duraktayız, Aktaş'tayız değil mi? Evet, aynen öyle. Yaklaşık 5 kilometre yürüdük. Güzel bir çıkış yaptık, umarım keyif almışsınızdır. Kaya çıkışından. İnanılmaz dinç hissediyorum kendimi. Çok iyi. Ardından da inanılmaz manzaralar gördük aslında. Evet. Yaklaşık 3 farklı noktadan çok güzel manzaralar gördük. Çok güzel. O zaman finale gidelim mi? Gidelim. Sabaha gidiyoruz. Evet, günü batıralım çünkü güneş döndü evet. Sırtını bize. Ben gidiyorum diyor, siz de artık finalinize gidin diyor. Bence Kabak'ta 2 günlük yürüyüşü güzel bir deniz ve sonlandıralım. Bakalım suyun sıcaklığı soğukluğu. Biz Ankara'dan geliyoruz. Olur gibi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Rotanızı bu taşlar belirlemeye yine devam ediyor. Yolda sık sık göstermeye çalıştık. Batur Alp de bunu size gösterdi. Evet, trekking biraz hard spor, sert spor. Güç ve dayanıklılık istiyor. Biraz da evet, bu işi fitness veya normal koşu, yani vücudunuzu biraz bu noktada beslemeniz lazım ve gerçekten yiyecek olarak da enerjinizin iyi olması lazım. Sonunda bitirdik. Yaklaşık 22 kilometre. Zaman zaman çok zorlandık ama muhteşem yerler gördük. İnanılmaz zamanlar yaşadık. Bence her şey çok güzeldi. Özellikle Aktaş'tan şu anda bulunduğumuz Kabak Koyu'na kadar olan son etap bayağı bir zorladı. Çünkü o etabı sahil kenarından ve taşların üzerinden geldik. Ama geneline baktığımız zaman benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Yasemin Mustafa gerçekten çok başarılıydı. Yeri geldi, mola vermeden yürüdük. Bugün de zaten bunu iyi hissettirdiğimi düşünüyorum. Bu molalarda gayet uyumlu davrandılar. Harici kamp düzeni kurmak gerçekten uzun süren bir yürüyüşten sonra zor bir olay. Kamp düzeni kurarken gerek çadırların kurulması, gerek yemeğin pişirilmesi, gerek ateşin yakılması. Bu konuda herkes iyi bir işbirliği yapıp bütünlük sağladı. Çok güzel bir bölümdü değil mi? Ben inanılmaz keyif aldım. Tabii trekking zormuş. Biz biraz hafife aldık ama değil. Trekking de bence ekstrem spor. Çünkü gerçekten dayanıklılık istiyor. Siz de Likya yolunu gezebilir, siz de yapabilirsiniz. Some canceled plans, like you rarely walk on land, like you'd start a OnlyFans right now. You trade emotions.